الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kardeşler, bu akşam Ramazan ayının 27. gecesinde Allah Azze ve Celle'nin izniyle bu kısa hatırlatmamız, kısa bu tövsiye taravih arasında olan istirahatın ibaret. Sizlere Allah Azze ve Celle'nin en büyük emrini hatırlatmak istedim tevhidden sonra. Allah Azze ve Celle tevhidden sonra en büyük emrettiği bir insanın namaz kılmasıdır. Bir Müslümanın asla ve asla namazını terk etmemesidir. Siz genç tebegeler unutmayın ki gençliğini Allah yolunda geçiren insanla yaşlanandan sonra namaza başlayan insanın veyahut da İslam'a gelen insanın sahibi yeni değil. İnsan ne kadar gençliğini Allah yolunda geçirirse o kadar o insan Allah'a daha çok sevimli olur. O kadar o insanın Allah katında değeri ve kıymeti daha çok olur. O kadar Allah Azze ve Celle'ye hemen kula sana edeyim. Ve Allah yolunda ağırttığın her bir saçın kıyamet günü senin için nur olacak. Ona göre tüm genç kardeşlerim, ne çetinlik çekirsinizse çekin. İnsan genç oldukta daha çok dünya meyilli olur, daha çok nefs isteklerine tabi olur adeten. Lakin nefsine hakim gelen, nefsinin kabağında asla diz çökmeyen ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek için sabreden, Allah'ın kadağanlarından çekinmekte sabreden kulların Allah mükafatını tükenmez şekilde verecektir. Bazı insanlar kardeşler derler ki yaşlanandan sonra namaz kılar. Hala gencik. Yani yaşımız var, biraz yaşlanak 40'ı geçecek, 45'i geçecek, namaz kılarız, telestiğimiz nedir? Bazıları der ki, özüme ev tikim sonra namaza başlayacağım. Kimisi der ki, uşağıma araba dalım sonra başlayacağım. Kimisi der ki, ne bileyim, hacca gelir sonra başlayacağım. Bu insanların hamısı adeten böyle bir sonraya bağlayan emri, Allah'ın emrini adeten böyle insanlar hiç zaman düzelmir veyahut da düzelmeler çok çatın olur. Biz ne zaman diyebiliriz ki yaşlananda kılarız veyahut da 40 yaşından sonra veyahut da 50 yaşından sonra veyahut da ev tükenden sonra veyahut da uşağına arma dalandan sonra. O vakit bunu diyebiliriz ki ölümümüzün ne vakit geleceğinden haberimiz olsun. Ölümümüzün ne zaman öleceğimizden haberimiz olsun. Kimse akşamladığı zaman sehere çıkacağını ümit etmesin. Kim seher olduğu zaman akşama çıkacağını ümit etmesin. Ruhlar Allah'ın emrindedir. Ruhlar Allah'ın elindedir. Binlerle, milyonlarla insanlar var ki ne kadar temenni ve arzu içinde yaşayıplar, onların hiçbirini belki de yerine getirmeden ecelleri çatıp Allah onları dünyadan aparmıştır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur, sizlere ölüm ne bir saat tez gelir, ne de bir saat geç gelir. Ve Allah Azze ve Celle bir insanın ölmesi için, hayattan gitmesi için müayyen bir yaş müayyenleştirmiyor kardeşler. Gözümüzle görürük, gençler de ölür, uşaklar da ölür, yaşlılar da ölür, kullular da ölür, güçlüler de vazifeçiler de. Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Her bir canlı ölümü tadacaktır. Başka bir ayet Allah Azze ve Celle buyuruyor, اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُّ الْخَالِدُونَ.
ey Muhammed, eğer sen öleceksense onlar musab kalacaklar. Başka bir ayet Allah Azze ve Celle buyurur, İnneke meyyitun ve innehum meyyitun thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Ey Muhammed, sen de öleceksen onlar da ölecekler. Sonra hamınız Allah'ın kabağında hesap vereceksiniz. Allah Azze ve Celle Kehf suresinde buyurur, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ettikleriniz bütün büyük amellerden, bütün küçük amellerden de hesaba çekileceksiniz. Allah sizi hesaba çekerken asla size zulüm etmeyecek. İnsan eğer Allah'tan yüz çevirirse, namazını terk ederse, oruçtan uzak olarsa, dinine önem vermezse, Allah'ın haram ettiği şeylere göz yumup kulağı ederse, kıyamet günü özünden başka kimse kınamayacak. Özünden başka kimse lanetlemeyecek. Çünkü insan öz eliyle, öz ayaklarıyla ettiğinin ucbatından girecek cennete ve cehenneme Allah'ın rahmetinden ve gazabından sonra. Ona göre kardeşler, bizler her zaman genç kalmayacak. Bizler kimde kadar gençler var, dünyasını değişirler. Bizler de ne zaman dünyamızı, yaşadığımız dünyayı terk edeceğimizi bilmedik. Ona göre büyük ümitlere, büyük arzulara kapanmak da doğru değil. Biz onu düşünmeliyiz ki, sabah Allah'ın kabağına gittiğimiz zaman hansı yüzle gideceğiz, hansı elle gideceğiz, hansı amellerle gideceğiz, namazla, oruçla, zekatla, hacca gitmeyle, tövhidle, yakış işler görmeyle, Kur'an okumakla, dua etmeyle, yakış amellerle mi gideceğiz? Yoksa günahlarla mı? Söyüp söylemek, yalan danışmak, oğurlu etmek, gıybet ve namamlıkla meşgul olmak, namazı terk etmek, zinakarlık ve birçok günahlarla mı Allah'ın kabağında, Allah'ın karşısına çıkacak? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. O gün birçok yüzler dün ve bakmak par par parıldayacak. Birçok yüzler ise kapkara karalara katran olacak. Kimlerdir kardeşler? Yüzleri parıldayan insanlar. Tevhidden mühkem yapışan, hayatını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği bu dinle düzenleyenlerdir. Kimlerin yüzleri kapkara olacak? Kimlerin baltarları katran olacak? O kesler ki Allah'ın dininden, bu şeriyetten, İslam dininden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden yüz çevirecekler. Çalışın, cavanlığınızın kadirini ve kıymetini bilin. Çalışın, Allah size veren bu İslam'ın kadirini, kıymetini bilin. Çalışın, bu hidayeti değerlendirin. Çünkü Allah Azze ve Celle ona secde etmeyi her adama nasip etmiyor. Allah Azze ve Celle namaz kılmayı her adama nasip etmiyor. Allah Azze ve Celle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini demeyi her adama nasip etmiyor. Allah her insanı cennete dahil etmiyor. Eğer seni Allah doğru yola hidayet edipse, seni cennete aparan yolları gösteripse, asla ve asla bundan yüz çevirme ve bu yoldan mühkem yapış. Çünkü Allah Azze ve Celle malı, pulu, gücü, vazifeyi, umumiyetle dünyanı istediği kesede verir, istemediği kesede. Ama İslam'ı, imanı, onu tanımalı Allah ancak sevdiği keselere verir. Sen bugün genç yaşında hidayet olunmuşsansa değer ver ki Allah seni sevipti. Değer ver ki Allah Azze ve Celle seni tekdire koyuyor. Değer ver ki Allah Azze ve Celle senin cehenneme girmeyi istemedi. Sen bunu değerlendirerek
Allahın dininə sarıl ki, Allah Taala səni sonu olmayan, xəstəlik olmayan, qocalmaq olmayan, nemətləri tükənməyən cənnətə Allah səni daxil etsin. Əksi təqdirdə yenə ölüm olmayan, canları yaxan, ateşi insanlarla odda olan cəhənnəmə özünü atacaqsın. Allah Azza ve Celle'den dilerim ki bizleri eşidib faydalanan etsin. Namazını daimi şekilde əda edənlərdən etsin. Ve Ramazan ayının orucunu imanla, ihlasla tutanlardan etsin. Allah Azza ve Celle'den dilerim ki bu mübarek gecədə bizleri günahları bağışlanaraq bu məsciddən, bu məclisdən ayrılmağa nəsib eləsin. Sallallahu aleyhi ve sellem, mübarik ala nəbiyyə Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.